Özellikle gündemin önemli ayrıntılarından biri de Teknofest, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapılarını açtı. Festival inşası devam eden ve 29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul'daki 3. Havalimanı'nda düzenleniyor. Notlarıyla Deniz Tüysüz Teknofest'ten karşımızda. Deniz. Berfu, sen de belirttin, Türkiye'nin ilk Teknofest Festivali önümüzdeki dakikalarda artık açılacak. Tüm hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da 3. Havalimanı'nın alanında devasa bir alana kuruldu festival. Çok sayıda etkinlik olacak, kocaman bir sahne var. Öncelikli olarak önümüzdeki dakikalarda, ki aslında resmi saati saat 11'de ancak biraz sarkmış gibi gözüküyor, açılış programı gerçekleştirilecek. Daha sonrasında ise etkinlikler başlayacak. Burada çok sayıda etkinlik yapılacak, yarışma düzenleyecek öğrenciler, gençler sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelmeye başladılar. Buraya doğru gelişlerde yoğun bir trafik olduğunu da söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor. Güvenlik görevlileri bu alanın her bir yerinde görevdeler. Şimdi burada neler var? Burada Teknofest'e ait bütün ürünler sergilenecek. Özellikle havacılık alanında çok önemli yarışmalar olacak. Gençlerin bilgilerinin burada paylaşılmasına yönelik. Burada devasa bir alan var. Yayınımızın başında da belirtmiştik. Bu alanda uçaklar var. Uçakları görüyorsunuz. Hem Türk Hava Yolları'na ait uçaklar hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait özel uçaklar burada sergileniyor. Atak helikopteri de, yerli yapım Atak helikopteri de yine burada sergilenen helikopterler arasında. Polis helikopterleri var, insansız hava araçları var ve bu araçları, bu uçaklara öğrenciler, gençler gelip içine binip inceleyebilecekler. Önümüzdeki dakikalarda Türkiye'nin ilk Teknofest'i önümüzdeki dakikalarda açılacak. 12 kategoride teknoloji yarışları düzenlenecek. En büyük ödüllü teknoloji yarışları da birkaç firmanın yaptığı, özellikle yerli firmaların yaptığı yarışmalar olacak. İnsansız kara aracı, İHA destekli insansız kara aracı, insansız sualtı sistemleri, robotik fetih 1453 yarışmaları gerçekleştirilecek burada. Ve Roketsan, TÜBİTAK ve TürkSat model uydu yarışmaları da burada gerçekleştirilecek. Bütün gün boyunca 4 gün sürecek festival. Bu 4 gün boyunca 750 takım ve 2000 üzerinde yarışmacı katılacak. Yine festival kapsamında Sola Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Sola Türk ve Türk Yıldızları da, ki Türk Yıldızları dün İstanbul Boğazı'nda semalarında gösterisini yapmıştı. Yine festival boyunca burada belirli saatlerde gösterilerini yapacaklar. Yabancı gösteri grupları da festival süresince havacılık gösterilerini sunacak. Ayrıca farklı büyüklüklere ve gövdelere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergileniyor. Biraz önce de altını çizmiştik. Belirli sayıda ziyaretçi de yine burada gelip bu uçakları görebilecekler. Rüzgar tüneli var. Yine deneyimleyebilecek öğrenciler, gençler ve planetaryumu da burada yine yer alacak. Çeşitli oyunlar, atölyeler ve konferanslar düzenlenecek. Çocuk ziyaretçilere yönelik de burada ayrıntılar var. 3D yazıcılar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Biraz önce de bahsettik. Ve her akşam farklı bir konser verecek burada. Ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'de bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik uygulaması da festivalde ziyaretçilere açılacak. Şunu da belirtelim, burada sanal bir hangar olacak. O hangarda da ziyaretçiler o hangarı ziyaret edebilecekler ve yerli yapım hava araçlarını burada deneyimleyebilecekler. Önümüzdeki saatlerde festival resmi olarak açılacak. Bugün başlayacak, 4 gün boyunca da devam edecek.